konusu uzun zamandır tartışılıyor. Haliyle Afganistan'da durum böyleyken oradan gelecek bir göç dalgası ve şimdiye kadar gelmiş olanlar, Suriyeliler, tüm bunlar konuşulurken bir yandan da insan kaçakçılığı var gündemde. Bugün Saygı Öztürk köşesinde bunun ayrıntılarını yazdı. Yani bu işler nasıl yürüyor aslında? İnsan kaçakçılığı nasıl gerçekleştiriliyor? Bunu yazdı. Ayrıntılarını kendisiyle konuşacağız. Sayın Öztürk, merhaba, hoş geldiniz. Sağ ol Ebru Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bugün Sözcü Gazetesi'nde yazdığınız yazıda insan kaçakçılığı ile ilgili yeni yöntemlerden bahsediyorsunuz. Şimdi biz insan kaçakçılığına örneğin gri pasaportla Türkiye'den kaçanları konuşmuştuk bir dönem. Ama diyorsunuz ki Türkiye'ye gelenler var ve bunun aslında bir sektöre neredeyse dönüştüğünü de söyleyebiliriz herhalde. Ne gibi yöntemlerden bahsediyoruz Sayın Öztürk? Evet, Ebru Hanım, işte gördüğümüz gibi insan kaçakçılığı Türkiye üzerinde başka ülkelere gidişler var. İşte o da bir yöntem de işte yeşil pasaportla götürülmesi yöntemi. Ama Batı ülke şeyden Afrika ülkelerinden, Afganistan'dan, işte diğer Asya ülkelerinden de Türkiye'ye müthiş bir insan kaçakçılığı var. Şunu biliyoruz ki artık günümüzde eroin kokainden daha karlı, kendileri açısından da daha risksiz olan insan kaçakçılığının giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Ve dahası değişik ülkelerden Türkiye'yi basamak kullanıp Batı ülkelerine gitmek, o ülkelere ulaşmak için de yoğun ülkemize göçler yapılıyor. Göç de demek buna doğru değil, sığınmacı dememiz doğru olur. Çünkü bazen bu mülteci olarak kullanılıyor. Oysa 1951'deki sözleşmeye göre mültecinin ancak Batı ülkelerinden Türkiye'ye gelmesi halinde bunlara mülteci deniliyor. Diğer ülkelerden gelenlere de sığınmacı denilmesi gerekiyor. Ve dolayısıyla Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre ülkemize gelenler sığınmacı. Bunların bir kısmı tabii ki daha iyi hayat koşullarına gitmek için, bazıları ise Afganistan'da olduğu gibi savaştan kaçanlar veya kaçtığını belirtenler kişilerle ilgili olarak konuşuluyor. Ülkemize son dönemlerde büyük göç dalgaları yaşanıyor. Tamam, Suriye'yi biliyoruz ve bugün resmi belgelere göre baktığımız zaman Suriye'den ülkemize gelenlerin sayısı yaklaşık 3 milyondan söz ediliyor. Hatta tabii ki sayı arttı ama resmi olarak son dünkü tarih itibariyle Suriyeli kayıt altında olan kişilerin sayısı 3 milyon 707 bin 564'e ulaştığını öğreniyoruz. Dolayısıyla bunlar kayıt altında olan, bir de kayıt dışı olarak ülkemizde bulunan Suriyeliler var. Onlar da ayrı. Afganistan'dan durum da farklı. Afganistan'dan gelenler az önce belirttiğimiz gibi koruma kalkanı adı altında bulunuyorlar. Yani ülkemizde bunların bulunuşları bir koruma kararı ile gerçekleşiyor ve kendilerine uluslararası anlamda geçerli olan, yani başka ülkelere gidecekleriyle ilişkin olarak özel bir kimlik kartı veriliyor. Neden? Savaştan kaçtıkları için. Ve bu kişilerin diğer ülkelere gidişleriyle ilgili de tabii ki Birleşmiş Milletler Mülteciler Komisyonu'nda bunlarla ilgili önemli bazı işlemler yapılıyor. Şimdi resmi belgelere göre baktığımız zaman ülkemizde normal kaçak yollarla ülkemize girenlerin sayısında önemli artış var. Bunu neye göre söylüyoruz? Hani zaman zaman açıklamalar yapıyoruz. Sınırlarımızda kuş uçurtmuyoruz. Hiç gerçekle alakası yok. Sınırlarımızda hem kuş hem insan uçuyor ve hem de öyle bir uçuyor ki sayılarını bilinemeyecek kadar fazla. Bakın, geçenlerde Cumhurbaşkanımızın bir açıklamasında Türkiye'de işte sığınmacı olarak gelen Afganistanlılarla ilgili sayılar konusunda kayıtlı ve kayıtsız olan, kayıtlıyı anlıyoruz ama kayıtsız kaç kişi olduğunu devletin bildiğini zaten devletin yetkilileriyle konuştuğumuz zaman onlar da ifade edebiliyor. Sadece rakam, bir yuvarlak rakam olarak tahmin edilen 300 binin üzerinde olduğu ifade ediliyor. Tabii bunlar ayrı bir yöntem. Şimdi kaçak olarak gelenlerin, ya yani İran üzerinden Türkiye'ye kaçak olarak gelenlerin yanı sıra bir de yol ve yöntem değiştirerek uygulamalar var. Bunların bir kısmı tamamen futbolcu adı altında, işte değişik Afrika ülkelerinden futbolcu adı altında oradan işte kimlikler çıkartılıp Türkiye'de bunları organize eden gruplar tarafından Türkiye'ye sokuluyor. Ve son dönemlerde bu sayının önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Yetkililerden böyle bir bilgi alıyoruz. Yine aynı şekilde öğrenci gibi geliyorlar. İşte son olarak
bir meslektaşımızın Afganistan'da olduğu zaman Türkiye'den öğrenci kabulü alan bir gencin durumunu gündeme getirmişti. Bu olay o kadar yaygın ki ve genelde küçük illerimizdeki gelişmekte olan veya işte düşük durumda olan üniversiteleri tercih ediliyor ve onlara geldikleri zaman öğrenci statüsüyle geliyor ve oradaki yurda kaydını yaptırıyor. Bunların bir de tabii Türkçe öğrenmesi, Türkçe kursları zorunlu. TÖMER Ankara'da ya da diğer yerlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilen dershanelere dil kurslarına gidiyorlar, yani Türkçe dil kurslarına. Fakat ne Türkçe dil kursuna gidiyorlar, ne üniversitelerine gidiyorlar, ne de TÖMER'e gidip bir yerde Türkiye'de kalıyorlar, işte çalışıyorlar veya işte başka ülkelere gidebilmek için çabalıyorlar. Yine bir yöntemlerden birisi de işte sağlık gerekçesiyle gösterilip Türkiye'ye gelenler. Bunları da son dönemlerdeki en yaygın olan uygulama, işte Türkiye'deki tıp merkezinden veya işte özel hastanelerden bunlara bağlantı kurulup ülkeye işte oradaki Türkiye'de tedavi edileceğine ilişkin raporlar düzenletiliyor ve bunlar da Türkiye'ye geliyorlar. Ne tedavi ne bir şey halbuki. Ve onlar da yine sadece işlem olarak kullanılıyor ve Türkiye'de kalıyor. Çok garip bir durum. Ülkemize gelip de bakın turist olarak gelenlerle ilgili de çok garip bir durum söz konusu. Kısa süreli turist dediğiniz kısa süreli kalır. Ama 6 yıldır, 7 yıldır Türkiye'de turist olarak yani kısa süreli kaydıyla turist pasaportuyla, turist oturma kimliğiyle kalanlar var. Tabii bunların olayının son derece farklı olduğu da bilinen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani insan kaçakçılığında yeni yöntemler giderek yaygınlaşıyor. Bunların yanı sıra Ebru Hanım bir de yeni gelişme olarak şunu da söyleyebiliriz. Ülkemize gelen, özellikle son dönemlerde gelen, daha çok Afganistan üzerinden gelenlerin, bunların dediğimiz gibi geliş biçimleri savaştan kaçma oldukları için Türkiye'de daha çok sınır bölgesinde olan sınıra yakın kamplar oluşturulmaya başlandı. Hı hı. Iğdır'da, Erzurum'da ve Van'da yeni böyle sığınmacı veya sığınmacıların kalabilecekleri yerler kuruluyor ve var olanların da sayısı artırılıyor. Yani kalabilecek kişi sayısı artırılıyor ve bunlar da sınır bölgelerinde bekletilecek. Yani devletin yeni politikası şöyle: Ankara'da örneğin işte Altındağ, Ulubey, işte Önder gibi mahallelerde get dolaştılar. Bunların get dolaşmasını önlemek için daha çok böyle dağınık yerlerde ve sınıra yakın yerlerde toplu olarak bulundurulması. Tabii bu mesele üzerinden de tartışmalar, eleştiriler de var Sayın Öztürk. Evet. Belki biraz da bu sebep olmuştur. Ne dersiniz? İşte o Ankara'da yaşanan olaylar örneğin grupların birbirine girmiş olması, böyle bir kavga, evet, yaşanması. Belki de o da yine bu politikada değişiklikçe tabii etkili mi oldu? Bir de artık yer mi yok? Ne dersiniz yani? Şimdi şöyle bakın, Ankara'da işte Önder Mahallesi'ne yerleştiler. Şimdi toplu olarak Ebru Hanım aynı yerlere yerleştirdiği zaman çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Yani bırakın güvenlik meselesini bir tarafa, orada Türk esnaf var. Esnafların durumu yavaş yavaş kötüleşmeye başlıyor. Niçin? Sadece Suriyeliler falan olduğu için onlar kendi iş yerlerini oralarda açmaya çalışıyorlar. Onlar açınca bizim oradaki esnafın durumu giderek zorlaşıyor. Neden? Suriyelilerin bölgesi, insanlar kendileri açısından güvenli görmüyor, o yüzden oralara gitmiyor ve yıllardır var olan, o bölgelerde var olan esnaflarımız aynı bölgelere Suriyeliler, aynı bölgelere Somaliler yerleşince, üstelik Somalileri de hiç ihmal etmeyelim, Türkiye'de şu anda belki Afganistanlılar kadar Somaliler olduğunu gerçeğinde ifade edelim ve dolayısıyla bunlar geldiği zaman bölgede diğer vatandaşlarımız, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları o yerleri kendileri açısından güvenli bulmuyor. Böyle bir ortam içerisine ya da girmek istemiyor. Ve oradaki esnaflarımız da yılların esnafları iş yerlerini kapatmak zorunda kalıyorlar. Böyle de büyük bir sıkıntı içerisinde veya böyle büyük bir sıkıntıya neden olduğu gerçeğini de unutmayalım. İşte Ankara'da aynı bölgelerdeki toplanmaları önlemek için kayıtlı olmayanları kayıtlı oldukları illere gönderilmeye başlandı. Hı hı. Yalnız o değil,
bulundukları yerlerde, aynı yerlerde değil, farklı mahallelere, farklı kesimlere dağıtılması yoluna gidildi. Üçüncü bir uygulamada olay çıkartan veya çıkarttığı bilinen kişilerin buradan uzaklaştırılıp sınır bölgesine, yani Suriye sınırına en yakın yere gönderilmesi ve olaylara karışanların da sınır ötesine, yani sınır dışı edilmesi uygulaması da başladı. Bir de bugün sabah saatleri itibariyle Ankara'da metruk yerlerin, yani Suriyelilerin veya diğer sığınmacıların kaldığı metruk yerlerin yıkımına da başlandı. Bu da bir güvenlik önlemi olarak ortaya çıktı. Ve tabii şunu da söylememiz lazım. Bu olup bitenlerin sorumlusu her şeyden önce hükümettir. Neden? Şimdi aynı bölgelere yerleştirilme, oradaki yaşanan olaylar, işte böyle bir get dolaşma yoluna gidilmesine hep seyirci kalınırken, başka illerde olması gereken kişilerin Ankara'da, İstanbul'da olmasının yolu açılırken, bunların bu şekilde gelmeleri de beraberinde tabii ki ister istemez sorunlar da getiriyor. Şöyle illere göre bir baktığımız zaman da en çok nüfusa göre baktığımız zaman geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin ilk 10 ile göre dağılımını da gördüğümüzde bununla ilişkin belge. İstanbul'da yaklaşık işte 531 bin, Gaziantep'te 456 bin, Hatay'da 436 bin, Şanlıurfa'da 424 bin, Adana'da 254 bin, Mersin'de 233 bin, Bursa'da 181 bin, İzmir'de 148 bin, Konya'da 127 bin ve Kilis'te 102 bin, 105 bin Suriyeli olduğunu ortaya çıkıyor. Evet. Onlar olduğu anlaşılıyor. Ve dolayısıyla ülkemizde bu konu, yani Suriyelilerin durumu tartışılmaya devam ediyor. Peki. Ve bu konu tabii ki ne yerel belediye, yani ne yerel yönetimlerin altından kalkacağı iştir, ne de başka bir şey. Bu tamamen bir devlet politikası olarak önemli bir sorun olarak yine Türkiye gündeminde yer almaya devam ediyor, evet, gibi gözüküyor. Peki, çok teşekkür ederiz katılımınız için. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Saygı